Migren hastaların dikkat edeceği belli şeyler var. Bunlar öncelikle tetikleyici faktörleri kendileri, yani orada burada yazan başkalarının söylediği değil de kendileri fark etmeli. Mesela yani bazı yiyecekler yapıyorsa kaçınabilir. Örneğin işte uykusuz kalma kaçınabilir ama tabii bunlar hayatın içinde olan şeyler. Bazen fazla uyumak da yapabilir. Mesela hafta sonu işe gider gibi saati kurup uyanan migrenliler de var. Yani böyle şeylere çok gürültülü, çok havasız, çok ağır kokulu böyle ortamlarda kalmamaya çalışabilirler. Ama tabii ki ne bileyim bir lodosu engelleyemeyiz, adet olmayı engelleyemeyiz, bazı şeyler. Bunlar tetikleyici faktörler. Yani tetikleyici faktörlerden mümkün olduğu kadar kendi tetikleyici faktörlerini belirleyip uzaklaşmaya çalışmak önerilebilir. Atak sırasında atak başladıysa mümkün olduğu kadar atağını tanımalı. Yani çünkü arada migrenlerin çoğunda aynı zamanda gerilim baş ağrısı da oluyor. Ha başı ağrıyor ama her zaman şiddetlenmiyor o yüzden. Atağın belirtilerine dikkat ederse, farkındalık yaratırsa takip edebilir. O migren atağının kendine özel böyle onu geleceğini hissettiren şeyler. O dönem migren için kullandığı ilacı alırsa ne kadar erken alırsa hatta daha iyi durdurabilir. İşte ilacını alıp sessiz, sakin bir ortama çekilmeye çalışabilir. Bunlara dikkat edebilir. Ama migren hastaları için benim için en önemli öneri migren nedenini bulup tedavi ettirmektir. Çünkü migrenin tedavisi yoktur diye bir şey yok. Nedenleri bulunabilir. O yaş grubuna, hastalığın özelliklerine göre ve tedavi edilebilir. Öyle olunca kontrol edebileceğimiz bir sürü çevresel tetikleyici faktörü kontrol etmeye çalışmaktan da vazgeçmiş oluruz. Ve günlük hayat kalitemiz de artar.